İddiasına girelim mi seninle? Hangi konuda? Hangi konu olacak? Şu kız var ya, hani şu okulun en güzel kızı? Selma mı? Ha işte o. O kızı kendime bağlayıp aşık edeceğim. Bak sen, nasıl yapacaksın? Orası bana kalsın. Sen iddiayı kazanırsam ortaya ne koyacağını söyle. Ne istiyorsun? Arabanın anahtarını. Senin de o kıza ilgi duyduğunu, kızın da sana yüz vermediğini biliyorum. Sen yapamadın ama göreceksin. Ben onu nasıl kendime bağlayıp aşık edeceğim? O kız sana bakmaz. Göreceğiz. Sen yine de kendine yeni bir araba aldır. Çünkü ben dediğimi yaparım. Şimdilik hoşça kal, diyerek arkadaşının yanından ayrılan Berk bir köşede Selma'nın sınıftan çıkışını bekledi ve o gelince sessizce peşine takılıp onu izledi. Sessiz sakin bir kız olan Selma izlendiğinden habersiz arkadaşıyla yürüyordu. Yolda bir dilenciyle karşılaşan Selma elini cebine attı ve cüzdanını çıkararak içini açtı. Yol parasını ayırdıktan sonra geri kalan parasını dilencinin ellerine bıraktı. Onu izleyen Berk, demek yardım etmeyi seviyor. Ona nasıl yaklaşacağımı buldum diyerek yapacağı planı kafasında tasarladı. Dilenci biri lazım. Onu ne kadar yardımsever biri olduğuma inandırmalıyım diyerek etrafına bakınca gözüne bir dilenci kadın ve çocuğu çarptı. Bulduğu dilenciyi, ''Çok para kazanmak ister misin?'' diye sordu. Dilenci de, ''Neden istemeyeyim ki?'' deyince Berk, ''O zaman yarın tam söyleyeceğim saatte burada ol. Sakın bir dakika bile gecikme.'' diyerek kafasında kurduğu planla oradan uzaklaştı. Selma'yı yardımsever olduğuna inandıracak ve ona yaklaşacaktı. İddia büyük diye söylendi. Ucunda araba var. Hem iddiada onu yendiğim duyulursa hayranlarım artar. Öyleyse iyi bir plan yapmalı, rolümü iyi oynamalı ve onu kendime bağlamalıyım diye düşünerek gülümsedi. Selma, her şeyden habersiz, okul saatinde okula yetişmek için acele ediyor. Fakat ileride bir kalabalık birikmiş, kalabalık da Selma'nın dikkatini çekmişti. Bir şey mi oluyor diye bakınırken bir gencin aracından hızlıca indiğini ve okula geç kalıyorum ama yine de onları hastaneye götürebilirim, arabam şurada dediğini görünce Selma gence dikkatlice baktı. Üst sınıflardan biri olmalı. Ne kadar iyi biri diye düşündü. Kendine kurulan tuzaktan habersiz olan Selma, ertesi gün okula giderken yine o çocuğu gördü. Yanından geçip giden genci, ''Bakar mısınız?'' diyerek durdurdu. Genç şaşırmış şekilde genç kıza baktı. Genç kız, ''Siz osunuz?'' ''Aracıyla birilerini hastaneye götüren genç.'' deyince genç şaşırdı. ''Siz de mi oradaydınız? İnanın o panikle sizi hiç fark etmedim. İyiler mi şimdi? Neleri varmış?'' diye sorunca Berk, ''Zavallı çocuk. Açlıktan baygınlık geçirmiş. Yolda kendine geldi. Ben de onları hastane yerine güzel bir lokantaya götürüp karınlarını doyurdum. Eve de bir şeyler aldım. Cebine de harçlık koydum. Ve bugün biraz dinlenin, çalışmayın.'' diyerek evlerine bıraktım. ''Yanlış anlamayın, bunları kendimi övmek için söylemiyorum. Sorduğunuz için söylüyorum.'' diyen genç adama, ''Selma ben.'' deyince genç adamın gözleri ışıldadı. Ve ''Ben de Berk, tanıştığımıza memnun oldum.'' diyerek hafifçe gülümsedi. ''Berk, okul çıkışı bir işiniz var mı? Baygınlık geçiren çocuğu ziyaret etmek istiyorum. Siz de benimle gelir misiniz?'' deyince Selma şaşırdı ve kekeleyerek ''Tabii ki gelirim. Neden gelmeyeyim?'' dedi. Berk ona ''O halde okul çıkışı tam şurada beklerseniz arabayla gelir alırım.'' diyerek Selma'nın yanından uzaklaştı. Selma onun ardından bakıyor ve kendi kendine ''Ne kadar iyi biri.'' diye söylenerek okula doğru hızla yürüyordu. Saatine baktı. Oldukça geç kaldığını fark edince adımlarını hızlandırdı. Selma ders boyunca saatini kontrol etti. Buluşma saatine az kalmış ve nihayet zil çalmıştı. Apar topar kitaplarını toplayıp çantasına koydu ve çantasını da alarak hızla sınıftan çıktı. Acelesi vardı, zira buluşma saatine çok az kalmıştı. Koşa koşa ilerledi. Gittiğinde genç arabasıyla çoktan gelmiş bekliyordu. Nefes nefese, ''Beklettin mi?'' dedi. Genç de saatine baktı ve
"Hayır, tam saatinde gelmişsiniz." diyerek arabasından hızla inerek Selma'nın araca binmesi için kapıyı açtı. Selma gencin bu hareketinden etkilendi ve içinden "Ne kadar kibar biri," dedi. Araç hızla giderken bir ara bir marketin önünde durdu. Genç Selma'ya "Bekle beni," dedi. "Birazdan gelirim. Şimdi eli boş gitmek olmaz," diyerek araçtan indi ve kısa sürede elinde poşetlerle geri döndü. Selma içinden ne kadar iyi biri diye düşünüp gence gülümsedi. Genç araca binip hızla ilerledi. Selma kendini çok mutlu hissediyordu. Neşeyle aracın hoparlöründen yayılan şarkıya eşlik etti. Genç hayranlıkla "Yüzünüz kadar sesiniz de çok güzelmiş," deyince ona genç kız gülümseyerek baktı. Selma'nın düşünceleri karışıktı. Sanki gence karşı koyamadığı bir yakınlık hissediyordu. Genç bir ara kafasını kaldırıp ona baktı ve gülümseyince Selma utanıp gözlerini kaçırdı. Hayatındaki boşluk onunla sanki dolmuştu. İçinde ona karşı güzel hisler vardı. Ona kapılıyorum galiba diye düşünürken genç adam aniden fren yaptı ve geldik diyerek araçtan indi, bagajdan poşetleri aldıktan sonra Selma'nın elinden tuttu. Selma utandı fakat elini çekmedi. İki genç el ele binadan içeri girerek evin zilini çaldı. Kapıyı biri çocuk, diğeri yetişkin iki kişi açtı. Çocuk belki görünce onu tanıyıp "Bu o abi," diyerek boynuna sarıldı ve Selma'ya baktı. "Bu abla kim? Ne kadar güzelmiş," deyince Berk Selma'ya baktı. "Evet, öyle. Çok güzel bir kız," dedi ve gülümseyince Selma utanıp gözlerini yere indirdi. Berk, "Sizi merak ettik de o yüzden geldik. Umarım iyisinizdir," diye sorunca yetişkin olanı. "Sayenizde çok iyiyiz. Kaç gündür bizimle ilgileniyorsunuz. Teşekkür ederiz," diyerek poşetleri içeri götürdü ve içeri buyur etse de Berk içeri girmek istemedi. "Bir yere gidecektik," diyerek vedalaşıp ayrılırken yetişkin olan kişi arkalarından bakıyor ve sessizce söyleniyordu. "Zavallı kız, oysa ne kadar güzel ve masum görünüyor," diyerek üzüntüyle kapıyı kapattı. Gençlerse araca doğru yürürken Berk Selma'nın elini tuttu ve Selma'ya "Selma, benimle çıkar sevdiğim kız, sonrasında da hayat arkadaşım olur musun?" deyince Selma gülümsedi ve gencin teklifini kabul etti. Selma'nın mutluluktan ayakları yere basmıyordu. "O halde bunu kutlayalım," dedi Berk. Selma'yı lüks bir restoranta götürdü. Selma kendini çok mutlu hissediyordu. Daha önce kimsenin teklifini kabul etmemişti. Ama bu seferki farklıydı. Bu genç onunla ciddi düşünüp evlenmek istiyordu. Hem zengin, hem yakışıklı, hem de çok iyi biri. Daha ne isteyeyim diye düşünerek gülümsedi. Selma yemek sonrası evine bırakan Berk, bir süre sonra aracını durdurup birini arayıp sesli mesaj attı ve ona "Ne yaptın? Yeni bir araba aldın mı kendine? Kuş kafese girdi. Yakında alırım arabanın anahtarını," diyerek neşeyle kahkaha attı. Berk Selma'ya tatlı sözler söylüyor, Selma da gence duyduğu hisler nedeniyle ayakları yere basmıyor, mantıklı düşünemiyordu. Selma Berk'e kapılmış, gönlü onun için çarpıyor. Berk ise sadece girdiği iddiayı ve alacağı arabayı düşünüyordu. Bir ara Berk'in telefonu çaldı. Arayan iddiaya girdiği arkadaşıydı. Arayan genç adam, "Berk, attığım mesajı defalarca dinledim ve vicdanım sızladı. Bir iddia için masum bir kızın hayatını karartamazsın. Bana bir şey ispatlamak zorunda değilsin. Tamam, al arabanın anahtarını ve o kızı rahat bırak," dediğinde Berk kahkaha attı ve "Kız bana aşık oğlum. O kadar bekledim. Amacıma ulaşacağım. Yarın buluşuyoruz," dediğinde Taha'nın morali bozuldu. Bir araba için genç kızın hayatını karartmaya değmez Berk. Dese de Berk aynı fikirde değildi. "Yarın bu iş bitecek," diyerek telefonu hızla kapattı. Taha Berk'le konuştuktan sonra içini büyük bir pişmanlık kapladı. Selma'yı seviyordu. Hem de tüm kalbiyle. Ona bir zarar gelmesini istemiyordu. Sabaha kadar gözüne uyku girmemiş, odanın içerisinde dört dönüp durmuş. Gün ışır ışımaz soluğu Selma'nın evinin önünde almıştı. Aracını park etti ve sabırsız bir gönülle Selma'nın gelmesini bekledi. Bekleyişi birkaç saat sürmüş, evinden çok erken ayrılmıştı. Gözünü Selma'nın oturduğu eve dikti.
Nihayet evden birisi çıkıyordu. Selma'ydı kapıda gözüken. Heyecanlandı, eli ayağına dolaştı. Aracından hızla çıktı. "Selma, bana birkaç dakikanı ayırabilir misin? Söylemek istediğim önemli şeyler var," dedi. Selma, "Hayır, acelem var. Gitmek zorundayım." diyerek yürümeye başladı. Selma, Taha adımlarını hızlandırdı ve hızla ilerleyerek Selma'nın kolunu tutarak onu kendine doğru çekti ve "Berk'ten uzak dur, o seni sevmiyor." diye söyleyince Selma, "Onu kıskandığın için söylüyorsun değil mi?" dedi. "Her şey bir araba ve beni iddiada yenmek için. Ne olur Selma, inan bana, sana doğruyu söylüyorum. Yazık etme kendine." dese de Selma, "Neden ona iftira atıyorsun? O çok iyi bir insan. İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun." diyerek Taha'yı iteledi. Taha sendeleyip yere kapaklandı ve kafasını da vurunca kafasından ince bir kan sızmaya başladı. "Selma, inan doğru söylüyorum. Lütfen bana inan. Yoksa sana yazık edecek." dese de Selma sözlerini aldırış etmeyip gitti. Taha onun arkasından bakarken, "Buna izin vermeyeceğim Selma. Hayatın kararsın istemiyorum. Çünkü seni tüm kalbimle seviyorum." diyerek hızla aracına bindi ve Selma'yı takibe başladı. Selma bir süre ilerleyip bir minibüse bindi ve uzaklaşırken Taha onu adım adım izlemeye devam etti. Bir süre sonra minibüs durdu ve Selma indi. Bugün Berk ailesiyle tanıştıracak, bu nedenle elim boş gitmemeliyim diye düşündüğünden tatlı almak için minibüsten indi. Tatlıyı aldıktan sonra Berk'in evine gidebilmek için taksi çevirip bindi. Eve vardığında kapıyı Berk açtı. Ev oldukça sessiz görünüyordu. "Annenler nerede?" diye sorduğu soruyu Berk birazdan gelecekler diyerek geçiştirdi. Berk onu şık bir sofraya oturttu ve ondan sonrası yoktu. Hatırlamıyordu. Gözünü açtığında evindeydi. "Bir genç getirdi seni," diyen annesi gencin ona kızını "Al buralardan git teyze. Yoksa güzelim kıza yazık olacak." dediğini söylediğinde annesi ağlamış ve Selma'nın bütün diretmesine aldırış etmeden onu başka bir şehirdeki dayısının yanına göndermişti. Selma Berk'i defalarca aramış ama ona ulaşamamış ve onu uzun zaman aklından çıkaramamıştı. Annesini ziyarete gittiğinde bile ona ulaşamayınca onu unutmaya karar vermiş ve derslerine çok çalışıp cerrah olmuştu. "Selma Hanım, ameliyathaneden aradılar. Acil ameliyat olması gereken hasta varmış." diyen sekretere, "Tamam, hemen gidiyorum." diyerek hızla ameliyathanenin yolunu tutup ameliyat için gerekli hazırlığını tamamladı. Selma bu hastanede cerrah olarak çalışıyor, işindeki başarısı ve kişiliğiyle herkesin takdirini kazanıyordu. Hızla ameliyathaneden içeri girdi ve asistan doktoru ona gerekli bilgileri verdi. "Selma Hanım, hasta ateşli silahla yaralanmış ve kurşun kalbe çok yakın bir konumda." diye konuşa konuşa hastanın yanına gittiler. Selma hastayı gördüğü zaman şaşırdı. Bu o Berk. Aman Allah'ım, onu kim yaralamış?" deyince asistan doktor, "Tanıyor musunuz onu? Bir kız tarafından yaralanmış. Kızın anlattıklarına göre onu sevdiğine ve evleneceklerine dair kızı inandırmış ve kızın bebeği olunca da bebeği kabul etmemiş. Kız da onu bu hale getirmiş." deyince Selma bir an daldı ve geçmişini, onu ne kadar çok sevdiğini ve aynı vaatleri de kendine yaptığını hatırladı. Ve de hatırlayamadığı o son gece aklına geldi. O gece ne olmuştu? Neden o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyordu? Gerçekleri Berk'ten öğrenmek istedi ama Berk'in kendine gelip toparlanabilmesi çok uzun sürerdi. Oysa Selma artık daha fazla beklemek istemiyordu. Tam o sırada aklına eski gazetelere göz atma düşüncesi geldi. Ve en yakın gazetenin arşivine uğrayıp o günün tarihindeki manşetlere baktı. Ve ağzı açık kaldı. İki genç kavga etti. Biri felç kaldı, diğeri hapse girdi şeklindeki haberi görünce dikkatlice baktı. Yerde yatan yaralı genç Taha'dan başkası değildi. Berk söyleyemezdi ama belki ondan o gece yaşananları öğrenebilirim diye düşünerek işten birkaç günlüğüne izin aldı ve Taha'yı görmek için yola çıktı.
Saatler sonra Taha'nın evine gittiğinde evlerinin satılmış olduğunu, babasını kaybettiğini ve mali durumunun yanında sağlığının da kötü olduğunu öğrendi. Evi satın alanlar ona acıdıklarından müştemilatta kalmasına izin vermişti. Selma müştemilatın kapısını çaldı ve içeriden cansız bir sesin "Girebilirsiniz, kapı açık" dediğini duydu ve içeri girdi. Genç adam gelen kişinin arada bakımı için gelen kadın olduğunu sandığından pek fazla ilgilenmedi. İçeri giren kişi Taha'nın yanı başına kadar gelince Taha başını kaldırdı. Gelen kişiye baktı ve şaşırdı. "Selma, sen misin?" diyebildi ve heyecandan bayıldı. Selma genç adamın bayılmasına anlam veremese de hemen müdahale etti ve onu uyandırdı. Ona soracağı soru onun için çok önemliydi. Taha kendine gelince Selma yıllardır merak ettiği o soruyu sordu. "Beni evime götüren sen miydin?" deyince Taha "Evet" der gibi başını salladı. "O gün ne oldu? Neden baygındım?" diye sorunca Taha üzüntüyle Selma'ya baktı. "O günün sabahını hatırlıyor musun Selma? Hani sizin kapıya gelmiştim." "Evet, hatırladım" dedi Selma ve Taha anlatmaya devam etti. "O gün size geldikten sonra eve geri dönmedim. Seni takip ettim" deyince Selma şaşırdı. "Bunu tahmin etmeliydim" dedi. "Ya sonra?" "Sen Berk'in evine girince bir süre sonra kapıyı çalmama rağmen kapı açılmayınca camı kırıp içeri geçtim. Ortalıkta kimse yoktu. Derhal üst kata çıktım. Daha önce gelip gittiğimden odanın yerini zaten biliyordum. Odaya girdiğimde sen odada baygın yatıyordun. Berk'le tartıştık. "Tamam, kazandın. Al arabanın anahtarını ve ona dokunma" dedim. Beni tersledi. Kavgaya tutuştuk ve yanlışlıkla bir yere çarpmasına neden oldum. O sırada düşüp bayıldı. Seni kucakladığım gibi evine götürüp annene teslim ettim ve Berk'in yanına geri döndüm. Gittiğimde onu yattığı yerde bulamadım. Etrafa bakınırken bir anda kendimi yerde buldum. Kımıldayamıyordum. Geri geleceğimi tahmin ettiğinden saklanmış ve plan kurmuş. O günden sonra bir daha ayağa kalkamadım. Anamı küçükken kaybetmiştim. Babamı da kahrından kaybedince bir başıma öylece kala kaldım. Peygamberimizin şöyle dediğini biliyorum. Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Bu hadisi şerifi duyduğum günden beri sabrederim ve elimden geldiğince ibadetlerimi yaparım. Başıma gelen bu belaya önceleri çok üzülüyordum. Ama sonraları üzüntüm geçti. Deyince Selma hıçkırdı. Her şey benim yüzümdendi demek. Sana bir can borcum var. Benimle gidiyorsun. Senin tedavi olmanı sağlayacağım dediğinde Taha kabul etmedi. Selma, hani beni seviyordun? Benim için iyileşmek ve benimle evlenmek istemez misin? Diye sorunca Taha şaşırdı. Ben seni hiç unutmadım ki. Ve seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum Selma diyerek ağlamaya başladı.